İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da ceviz hasadı sona eriyor. The Independent tarafından listelenen en güzel 10 parlamento binaları arasında Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento binası da yer aldı. Aurora Forumu'nun etkinlikleri başlıyor. Türkiye'nin saldırganlığına karşı birlikte. Kürtler Suriye yetkililerle yardım konusunda anlaşmaya vardı. Suriye hükümet güçleri Kobani ve Manbij şehirlerini 48 saat içinde kontrol altına almayı başaracak. Ermeni Gamper cinsi köpeklerinin güzellik yarışması Sebastia Sivas'ta düzenlendi. Günümüzün efsanevi bestecileri Yerevan'a dünyanın farklı yerlerinden gelecek. Özellikle Batı Ermenistan'ın Malatya şehrinde badem hasadı bitmek üzereyken Birak'ın Bingöl'de ceviz hasadı sona erdi. Bildiğimiz kadarıyla cevizgiller besleyici ve şifalı özellikleri bakımından zengindir ve birçok ilaçtan geri kalmıyor. Bu yıl Batı Ermenistan'daki mahsul oldukça bol ve köylüler sonuçtan memnun. Batı Ermenistan'da yetişen ceviz çeşitleri yöresinde yetişen diğer ceviz türlerinden lezzet ve kalitesiyle ayrılıyor. İngiliz The Independent gazetesi dünyanın farklı ülkelerin en güzel 10 parlamento binalarının bir listesini yayınladı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi binası da listeye dahil edilmiş durumda. Alan Fox'un sosyal paylaşım sitesi Twitter sayfasında The Independent dergisinin en güzel 10'u seçtiği 193 ülkenin parlamento binalarının sunulduğu belirtildi. Listede Macaristan, Romanya, Trinidad ve Tobago, Angola, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Kanada ve diğer devletlerin parlamento binaları da yer alıyor. Oriental Tarihsel Mirasın Dirilişi adlı vakıf, 14-21 Ekim tarihlerinde Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinde düzenlenecek olan Aurora Forumu çerçevesinde dünyanın önde gelen sosyal, eğitim, insani ve bilimsel uzmanlarını bir araya getiren ilk etkinliklerden birini düzenleyecek. İdea Vakfı'nın Halkla İlişkiler Departmanı'ndan bildirildiği üzere 14 Ekim'de Şuşi'de vakfın bağışçıları ve dostları Ermenistan'ı Kalkındırma İnisiyatifleri İdea Vakfı'nın Artsakh'ı Kalkındırma Programı kapsamında tarihi bir anıt olan Gohar Hanım adıyla bilinen Yukarı Cami'nin restorasyonunun tamamlanmasına adanmış önemli bir etkinliğe katılacak. Şuşi etkinliğine katılanlar ayrıca vakfın manevi ve tarihi kültürel mirasının korunmasına yönelik diğer programlarla tanışacaklar. Kürt Fırat Ajansı tarafından yayınlanan habere göre Kürt özerklik temsilcileri yaptıkları açıklamada Kürt grupları Türkiye ile olan sınıra hükümet birliklerinin konuşlandırılması konusunda Suriyeli yetkililerle anlaştı. Suriye yetkilileriyle Türkiye'nin saldırganlığına direnmeyi amaçlayan bir anlaşmaya varıldı. Haberde ayrıca Suriye askerlerinin Kürt savaşçıların temelini oluşturduğu Suriye demokratik güçlerini desteklemek için sınır boyunca konuşlandırılacağı belirtiliyor. Kürt tarafının belirttiğine göre anlaşma Türk yöneticilerinin ve yandaş paralı askerlerin işgal ettiği Afrin'de dahil olmak üzere tüm Suriye bölgelerinin kurtarılmasına olanak sağlanacak. Baladi News adlı haber ajansına göre Suriye hükümet ordusu büyük sayıdaki ekipman ve ağır donanım ile Manbij şehrine girdi ve şehir 48 saat içinde tam kontrol altına alınmış olacak. Basında çıkan haberlere göre Suriye hükümet ordusu önümüzdeki 48 saat içinde Kobani'ye de girecek. Türk ordusu ve onu destekleyen terörist gruplar Ras Al Ayna şehrini ele geçirmede başarılı oldukları haberini yaydılar. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter sayfasında benzer bir açıklama yaptı. Kürt eylemciler, Türk ordusuna karşı olan savaşın yalnızca kentin batısındaki ve doğusundaki sanayi bölgelerinde gerçekleştiğini ve Türklerin şiddetle vurulduğunu iddia ediyorlar. Delil olarak bir Türk insansız hava aracının vurulduğu ve 7 askerin öldürüldüğünü gösteriyorlar. Ermeni Gamper cinsi köpeklerin güzellik yarışması Batı Ermenistan'ın Sebastia Sivas'ta düzenlendi. Yarışmaya namı diğer Kangal köpeği yetiştiricileri ve diğer vatandaşlar katıldı. Güzellik yarışmasına 8 kategoride 103 Kangal köpeği katıldı. Yavru, genç, erişkin, veteran kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada Gamper köpekleri sahipleriyle birlikte jürinin karşısına çıktı.
Jüri üyeleri kangal köpeklerinin baş, gövde, boyun, bacak ve renk gibi özelliklerine baktı. Bazı kangal köpekleri jüri karşısına çıkarken sahiplerine zor anlar yaşattı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada yavru kangal köpekleri ilgi gördü. Yarışmanın sonunda dereceye giren kangal köpeklerinin sahiplerine çeşitli ödüller verildi. Yarışmanın temel gayesi kangal ırkına sahip çıkmak. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası yeni tasarımını sundu. 1-9 Kasım günleri arasında Ermenistan Cumhuriyeti'nde ilk kez Modern Çağdaş Besteciler Festivali düzenlenecek. Girişim çerçevesinde dünyanın dört bir yanından günümüzün efsanevi bestecileri Tsigan Chen, Kışıştof Penderski, Alexey Şore, Georges Peletsis, Alexander Çaykovski ve Carl Jenkins Yerevan'a gelecek ve onlara ayrıca ünlü Ermeni besteci Maestro Tigran Mansuryan da katılacak. Bu besteciler bugün klasik sanatı yaratıyor, onlar bugünün klasik müzik kahramanları. Bu, dünyadaki birçok ünlü bestecinin tek bir arada görmek için eşsiz bir fırsata sahip dünyada düzenlenen ilk festivaldir. Festival konserlerinin her biri eserlerinin sunulacağı bestecilerin her birine ithaf edilecektir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hover adlı devlet kamera korosunun seslendirdiği Gomidas Vartabet'in eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.